Zira onlar gazilerdir ve galiplerdir. Fî sebilillah hak yoluna durmuşlardır. Gaza malını cem edip hakka harç edicilerdir ve haktan yana gidicilerdir. Din yoluna gayretlüdürler, dünyaya mağrur değillerdir. Şeriat yolunu gözeticilerdir. Ehli şirkten intikam alıcılardır. Ve kimsesizleri sevicilerdir. Garptan şarka İslam dinini açıcılardır. Ve hakkın yolundan dışarıda olan asileri kırıcılardır. Türkler, Müslüman olmadan önce de, Müslüman olduktan sonra da, akınlarında bol ve bereketli toprak kazanma, yerleşilecek bir vatan arayıp, yurt açma ve devlet kurma duygu ve ülküsü ile uçlarda düşmanla savaşmış bu ülkü ve mirasını nesilden nesile, günümüze kadar aktarmıştır. Bahadırlar, Orta Asya Türklerindeki kahramanlık geleneğine bağlıdır ve Garibname'de, Bahadır olmak için 9 şart arandığı kaydedilir. Bunlar, yiğitlik, kol kuvveti, gayret, iyi bir at, hususi bir kıyafet, ok ve yay, iyi bir kılıç, süngü, uygun bir yoldaştır. Eski Osmanlı rivayetlerinde, Bahadırlar, Alp Erenler, Ahiler, Osman Gazi'nin en yakınları olarak gösterilir. Dolayısıyla Osmanlı, Gazi Devleti olarak doğmuş, beyleri ve sultanları ise, Sultanul Güzaat, Vel Mucahid'in, unvanını benimseyerek bu geleneği sürdürmüştür. Türkler, Müslüman olmalarıyla birlikte ülkülerinde Allah'ın rızası maksadını gütmüş, gaza yolu kendilerine bu maksatla açılmış, Allah'ın yardımı, bu maksatlarından dolayı kendilerine vasıl olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, 1461'de Trabzon dağlarına yaya tırmanırken şöyle demiştir. Bu zahmetler Allah içindir. Elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmeseydik, bize gazi demek layık olmazdı. Selçuklu'nun uç beyliği iken, Türk devletinin bir hanedanlığı olma nasibini elde etmiş Osmanlı hanedanlığı, nice gazi ve şehit, beyleri ve padişahları ile ayakta kalmış bu toprakları, Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk milletine bırakmıştır. Melikül Güzat, Vel Mücahidin, Kahirinül Kefere Vel Müşrikin, Gazi ve Hacı Evrenos Bey. Karesi Umerasından olup, Osmanlı gazilerine katılmış yiğit beylerden, Hacı İlbey'i, Ece Bey ve Fazıl Bey ile birlikte adı anılan, Evrenos Bey de vardı. Bu büyük gaziler, Osmanlıları, Çanakkale'nin öbür yakasına yerleşmeye teşvik eden beylerdi. Orhan Gazi döneminde, Konurhisar'ın fethiyle Konurhisar, Hacı İlbey'i Gazi'ye verilmiş ve Evrenos Bey kendisine yarar yoldaş olmuştu. Konurhisar, Evrenos Bey ve Hacı İlbey'i Gazilerinin, Dimetoka'yı ve gayri vilayetleri vurup geri döndükleri bir üs bölgesi haline gelmişti. Orhan Gazi'nin küçük oğlu Halil, korsanlar tarafından eski Foça'ya kaçırılıp tutsak edilince, haylice yaşlanmış olan Sultan Orhan, Bizans ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştı. Anlaşmaya göre Osmanlı, batıdaki saldırılarını durduracaktı. Batıdaki gaza hareketleri, Sultan Orhan'ın oğlu Halil, kurtarılıncaya kadar durmuştu. Zaten Bizans'ın amacı da buydu. Eski Foça valisinin Bizans sarayı ile olan yakınlığı, bu durumu akla getirmekteydi. Orhan Gazi'nin oğlu, Rumeli ve Gelibolu Fatihi Süleyman Paşa'nın vefatıyla, Rumeli'deki gaziler, önderlerinin vefatı sebebiyle büyük hüzne kapılmışlardı. Süleyman Paşa'nın vefatından sonra, Orhan Gazi'nin diğer oğlu Şehzade Murat Gelibolu'ya gönderilmiş, Şahin Paşa, Hacı İlbey'i ve Evrenos Bey ile birlikte gaza hareketlerine devam edilmişti. Şehzade Murat'ın, Edirne'den önce civarının fethine girişmesiyle, Hacı İlbey'i, Burgos'u, daha sonra Dimetoka'yı ele geçirmiş, Evrenos Bey ise ilk askeri başarısı olarak Keşan'ı fethetmişti. Bu fetihlerle sultanın huzuruna çıkarak nice itifatlara mazhar olmuşlardı. İpsala'nın fethiyle ise Evrenos Bey, sıradan bir Akıncı Bey'i olmak yerine artık İpsala'da bir uç beyiydi. Karamanlı Kara Rüstem ve Çandarlı Halil'in oluşturduğu tedbir üzere Evrenos Bey de bu tedbire icabet etmiş, savaş sonrası esirleri eğiterek kendine asker olarak yetiştirmişti.
Henüz şehzade iken Gazi Murat, 1361 baharında ordu komutanları Şahin Paşa, Hacı İlbey ve Evrenos Bey ile Edirne üzerine yürümüş, Sazlıdere mevkiinde karşıladıkları Bizans ordusunu bozguna uğratmıştı. Bizans komutanı, gece vakti Meriç Nehri üzerinden İstanbul'a kaçmış, şehir halkı ise kaleyi, Şehzade Murat'a teslim etmişti. Şehzade Murat, Bulgaristan taraflarına çıktığı sefer sırasında, babası Sultan Orhan'ın vefatı sonrası geri dönmek zorunda kalmış, yerine Rumeli'nin kontrolünü ve Balkan fetihlerinin komutasını Şahin Paşa ve Evrenos Bey'e devrederken, Şahin Paşa'ya Rumeli Beylerbeyi, Evrenos Bey'e ise Uçların Beyi unvanını vermişti. Hacı İlbey'in vefatı ile, fetihlerin sol kanadını kumanda eden Evrenos Bey, fetih hareketlerini can yoldaşı İlbey Gazi olmadan devam etmişti. Selanik'e giden yolun kapılarını açmak üzere önce Mekri'yi, sonra Gümülcine'yi Osmanlı topraklarına katmış olan Evrenos Bey, Gümülcine'yi merkez üssü yapmıştı. Fethin ardından, akın akın Türk ailelerin göç etmesiyle bu yörede, Türkleştirme politikası uygulanmaya başlanmıştı. Şahin Paşa'nın eski Zara ve Filibe'yi fethetmesiyle beraber, hızla ilerleyen fetih hareketlerinden rahatsız olan Batılı devletler, yeni bir Haçlı ordusu kurarak Osmanlı üzerine yürüyüp, 1366'da Gelibolu'yu işgal etmişler ve Bizans'a bırakmışlardı. Serez üzerinden Çirmen'e kadar zorlukla karşılaşmadan gelen Haçlı ordusu, ani bir gece baskını ile sayıca çok az olan Osmanlı ordusuna yenilmiş, Şahin Paşa ve gazileri, Allah'ın izniyle, galip gelmişlerdi. Gelibolu'nun tekrar fethi için görevlendirilen Şahin Paşa ve Evrenos Bey, önce Malkara'yı, sonra Kara Kaplıca'yı fethetmişti. Evrenos Bey, Buri, İskeçe ve Marulya'yı fethetmiş, Marulya'nın hakimiyeti, bir prenseste olduğu için buraya, Avretisarı, adı verilmişti. Evrenos Gazi, yaptığı fetihlerle sadece toprak almıyor, bu bölgelere, Hristiyan köylerden, ayrı Türk köyleri kurdurmasıyla bölgenin, Türkleşmesini sağlıyordu. Gümülcine'deki ikameti sırasında fethettiği yerlerde kurduğu vakıflarla imar faaliyetiyle uğraşmış, haç vazifesini ise bu dönemde eda etmişti. Serez, Behiş'te ve Horpeş'te'yi fetheden Evrenos Bey'e mektubunda, Gazi Hüdavendigâr buyurur ki, kendi kılıcın ile fetheylediğin Kala-i Gümülcine'den Siroz'a, Horpeş'te'ye varınca, bir sancaklık itibariyle 10 kere 100 bin akçe ile sana verdim ve amme-i güzat vel mücahidin üzerlerine seni, emirül müminin nasb eyledim. Ordunun yüksek sevk ve idare katlarında, Şehzade Yıldırım Bayezid ile Yakup Çelebi ve Şahin Paşa, Balaban Bey, Timurtaş Bey, Firuz Bey, Kutlu Bey, Hoca Paşa gibi, savaşlarda denenmiş ve tecrübe görmüş kişiler bulunuyordu. Padişahın, çevresine topladığı yardımcılara, dehşetli başka bir gazi daha katılmıştı. Yalnız adının söylenmesi bile büyük bir kuvvet olan, Sultan Orhan'ın ihtiyar silah arkadaşı, Evrenos Bey idi. Sefere çıkılmadan önce hacca gitmiş bulunan Gazi Evrenos Bey, tam vaktinde hacdan dönmüş ve yolda Osmanlı Genel Karargahına katılmıştı. Uçların beyine güvenen Sultan Gazi Murat, Evrenos Gazi'yi 40 kişi ile birlikte Üsküp Hisarı'na gönderdi. Birkaç esirle birlikte dönen Evrenos Gazi, sultanına yaptığı keşif akınını anlattı ve düşmanın Kosova'da toplandığı haberini getirerek hazırlıklara öncülük etti. Dua kılıp, yer öperek cevaplayan Evrenos Gazi, "Ey Hüdavendigâr! Ben kemiğine kulum. Benim fikrim ve reyüm ne ola? Süleyman yanında karıncağının ne fikri ola ve ne miktarı ola ki söz söyleye? Leşker yaşamak ve cenk ahvalin bilmek, sultanım hakkında gelmiştir," şeklinde yanıt verdi. Gazi Hünkar ise kendisine, "Nice zamandır ki, seni bu uçlara koydum. Bunların ayinin, erkanın bildün ve tecrübe iddün. Senin fikrin, kalanının fikri gibi değildir. Kemineye şöyle hoş gelir ki, Hak Teala'ya tevekkül edip, erkenden varıp, yirün iyüsün alıp, ol sonra gele. İbücektük itmi Yavuz," buyurdu. Hatta, oğlu Bayezid'e fikrini sorduğunda ise Bayezid, "Söz sultanımın gönlündeki ve Evrenos Bey'in dediğidir," buyurdu. Murad-ı Hüdavendigâr, artık Sırp sınırından içeri girileceği için, Evrenos ve Paşa Yiğit Beyler komutasında bir öncü çıkarılmasını ve ordunun ertesi sabah erkenden yürüyüşe geçmesini emretti.
Bunun üzerine Evrenos Bey, birkaç bölük süvari ve 100 kadar piyadeyle gece yarısı ordugâhtan yola çıkarak ordunun geçeceği dağ yollarını, derbentleri yoklaya yoklaya ilerlemeye başladı. Bu dağ yolları çok kötüydü. Atlılar, derbentlerden ancak teker teker geçebiliyorlardı. Osmanlı öncüleri, derbentlerden bu biçimde geçmeye uğraşırlarken, 20 ila 30 kişilik bir düşman kuvvetinin baskınına uğramışlardı. Düşman askerleri, derbendin uygun bir yerine gizlenerek, birdenbire Osmanlı askerlerinin üzerine atlı olarak saldırmışlardı. Bir düşman atlısı, Evrenos Bey'in üzerine yürüyerek, onu mızraklamak istemişse de Evrenos Bey, bu düşmanın mızrağını çelmiş ve tirkeşinden çıkardığı bir okla düşmanı göğsünden vurmuş, bundan sonra saldıran başka bir düşmanı da Evrenos Bey'in yanındakiler öldürmüştü. En sonunda Osmanlılar, düşman birliğinden 10 kadarını öldürmüşler, 8'ini tutsak edip Gazi Hünkâr'a göndermişlerdi. Daha savaş başlamadan, Gazi Hüdavendigâr'a, koca kurt Gazi Evrenos Bey dedi ki, "Eğer düşmanla uğraşırken geri çekilirsem, bizi gerçekten kaçıyor sanıp ayıplamayın. Çünkü bunlarla cengin hilesi vardır. Zaten, Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam bile, savaş hiledir, buyurmuşlardır. Bu düşman askerleri zırhlar giyip, ellerine meçlerini alıp, domuzlar gibi saldırırsa, önünde durma ihtimali olmaz. Kime uzanırlarsa kılıç çalıp ikiye bölerler, ayrılmaz ve dönmezler. Düşman, alay halinde böyle saldırırken, bunların yolundan çekilmeli, arkalarına düşmeli ve bozdoğanla vura vura bunları tepelemeli. Zırh içinde oldukları için, bunlar kolay geri dönemezler." Sultan Hüdavendigâr ise kendisine buyurdu ki, "Evrenos, sen bunların hallerini çok tecrübe etmişsindir. Ve tabii kolayını bilirsin. Savaşta kovmak, kaçmak ayıp değildir." Hacı Evrenos Gazi'nin yaptığı birçok fetih ile elde ettiği harp tecrübesi ve harp ettiği coğrafyayı ve yöre insanını iyi tanıması sebebiyle Evrenos Gazi, Sultan Murat Hüdavendigâr'ın güvenine mazhar olmuş, sözüne dikkat edilen bir kurmay başkanı olma nasibini elde etmesine neden olmuştu. Sultan Murad'ın, babasından öğrendiği harp taktiklerini oğulları Bayezid ve Yakub'a da öğretmiş olması sebebiyle, Gazi Hünkâr'ın evlatlarının savaş esnasındaki yiğitlikleri, dillere destan olmuştu. Elindeki taze kuvvetlerle, Osmanlı cephesinin en tehlikeli anlar geçirdiği kesimine, tam zamanında yetişen Yıldırım Bayezid, önce cepheden çekilmiş olan askerin moralini pekiştirmiş ve arkasından oradaki bütün kuvvetleri geri çevirerek, genel karşı taarruza sürmüş ve az zamanda kendi karşısındaki düşman kuvvetlerini dağıtmaya başlamıştı. Yıldırım'ın Yağız atı vurularak düşmüşse de, hemen yedek atına atlayan Bayezid, bu yeni karşı taarruzu, düşman içine doğru yürütmeyi başarmıştı. Bu durumu gören bütün birliklerde moral tekrar yükselmiş, tekbir getirerek hücum eden Osmanlı askerleri, karşısına çıkan bütün direnmeleri, kıra kıra ilerlemeye koyulmuştu. Hacı Evrenos Gazi'nin harp taktikleri, günümüzde dahi önemli dikkat edilen hususlardır ki bunlar, düşmanın muharebe usullerinin bilinmesi, diğeri ise, düşman üstün kuvvetiyle dahi gelse, savunma esnasında, kuvvetli ihtiyatlar ile, düşmanın zayıf anlarından faydalanmaktır. Kosova Savaşı'nın kazanılması sonrası, savaş meydanını gezen Gazi Murat Hüdavendigâr'ın, sırtından hançerlenerek şehit edilmesinin ardından tahta geçen Yıldırım Bayezid, Nibolu ve Silistre fethinden sonra, Mora'yı fethi için Evrenos Bey'i görevlendirmişti. Koca kurt, Mora'dan Arnavutluğa, oradan Adriyatik sahillerine kadar ilerlemişti. Yanya Kalesi ve çevresinin ilk hakimi olan ünlü Osmanlı kumandanı Evrenos Gazi'den, Emir Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra gönderdiği zafernamesinde, kendisinden Evrenos olarak bahsedilmiş. Emir Timur, savaşta Evrenos Bey'in de bulunduğunu aktarmıştı. Süleyman Çelebi'nin yanında yer alan Evrenos dahil birçok Akıncı Bey'i, Süleyman Çelebi'yi uyarmalarına rağmen, Süleyman Çelebi, kardeşi Musa Çelebi'yi ve onu uyaran beylerini küçümsemişti. Ancak Osmanlı'nın, hala batıda gerçek bir rakibinin olmayışı, bu rahatsızlıkları faaliyete geçirmemişti. Süleyman Çelebi'nin Musa Çelebi ile, 1410 yılındaki Edirne Savaşı'nda yenilmesi ile birlikte, Akıncı beyleri, Süleyman Çelebi'den ümitlerini kesip, kendisinden ayrılmışlardı.
Süleyman Çelebi'den ayrılan Evren Özbey, Musa Çelebi'nin kendisini ısrarla çağırması üzerine huzuruna çıkmıştı. Musa Çelebi'nin, kendi beylerine olan kötü muamelesi sebebiyle Musa Çelebi'ye katılmak istemediği için, bir rivayete göre, kör gibi davranmıştı. Kör olduğuna inanmayan Musa Çelebi, Evren Özbey'in yemeğine kurbağa koydurmuş, açığa çıkmak istemeyen Evren Özbey, yemeği yemek zorunda kalmıştı. Mehmet Çelebi'ye bir mektup gönderen Hacı Evren Öz Gazi, kendisinin ve oğulları dahil, nice uç beyinin kendisine katılacağını, Musa Çelebi ile girişeceği muharebede temkinli olması gerektiği gibi nasihatlerde bulunmuştu. İpsala, Gümülcine ve Serez'den sonraki yeni uç merkezi olmuş olan ve kaynaklarda Evren Öz oğullarının vatanı olarak kabul edilen Yenice-i Vardar'da istirahate çekilen Hacı Evren Öz Gazi, 17 Kasım 1417 yılında ebedi istirahatgahına çekilmişti. Kâfirleri ve müşrikleri kahreden, gazilerin ve mücahidlerin meliki, İsa oğlu, Hacı Evren Özbey. Allah, ona rahmet eylesin. Ömrü, Hak Teâlâ yolunda savaşlarda geçen Evren Özbey ve onun gibi nice gazilerin ve şehitlerin yüzü suyu hürmetine, bizleri affeylesin.